ve hala bir semt. Kandayız. Sol tarafımız deniz. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Selamlar. Yeni bir yayında stüdyomuzdan karşınızdayım. Her zaman diyorum ki bu kanala abone olun. Çünkü zaman zaman son dakika gelişmeleri oluyor, olağanüstü durumlar oluyor ve aboneyseniz size bir uyarı geliyor. Cüneyt Özdemir yayında diye ve siz de diyorsunuz ki bir dakika bir şey var. Cüneyt yayında olduğuna göre ve normal şartlarda her gün 12'de yayında ya da daha önce bildiriyoruz. İşte mesela yılbaşında saat 6'da yayına gireceğiz. Eğer böyle bir şeyle giriyorsa ya çok kötü bir şey oldu. Allah muhafaza deprem oldu, savaş oldu, bilmem ne oldu. Kötü bir şey oldu ya da çok iyi bir şey oldu. Ondan giriyor. Yoksa normal şartlarda saat 12'de girer. Bu sefer iyi bir şey oldu. Merak etmeyin. Korkacak bir şey yok. Bir yerde deprem olmadı. Herhangi bir yerde savaş çıkmadı. Tam tersi çok renkli bir konuğum olacak şimdi. Sevgili Acun Ilıcalı. Acun'u yakalamak kolay değil. Acun Firarda'yı yıllarca zevkle seyrettik. Zaten o zaman da yakalayamıyorduk. Şimdi de bu yıl 18. yılını bitiriyor. 19. yılına giriyor sanırım 2024'te ve 1 Ocak'tan itibaren Survivor'ın belki de dünya televizyonlarında hani tam emin değilim ama en uzun yayınlanan bir formatla hem yapımcılığını üstleniyor hem de sunuculuğunu yapıyor. Ben bunu daha çok önemsiyorum. Yani çünkü normalde pek çok yapımcı var ve hiçbiri sunuculuk gibi zor ya da her hafta yapacağı bir rutin işi yapmıyor. Ama Acun Türkiye'den kalkıyor, her hafta Dominik'e gidiyor ya da Dominik'te kalıyor, Türkiye'ye geliyor, Londra'ya gidiyor ve uluslararası bir yapımcı olarak ve sunucu olarak da kariyerine devam ediyor. Acun çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Hoş geldin. Hoş ve de günaydın. Uyuyor musun? Evet. Yani akşamüstleri uyuyorum. Ama benim için çok iyi bir saat bu. Şu anda hani güne yeni başlıyor gibiyim. Acun sen geçen gün istersen ondan başlayalım. Dedin ki ya böylesine bir çalışma düzenini ben kabul etmiyorum. Niye insanlar sabahın 7'sinde kalkıyor da 9'unda kalkmıyor, 10'da kalkmıyor? Eğer her gün 8 saat, 7 saat çalışacaksak neden bu illa 8 ile 5 arası oluyor da ne bileyim 12 ile diyelim işte 19 arası olmuyor? Ne demek istiyordun tam olarak burada? Ya valla o konudaki benim görüşüm dünyada eskiden hız sınırı diyelim 40'mış, sonra 80, sonra 90, otobanlarda 120 olmuş ya. Birçok kanunda zamanla ve teknolojiyle beraber gelişme olmuş ya. Ben de yıllarca tabii sonuç itibariyle sabah işe de erken kalkmış ve gitmiş biri olarak şöyle bir anlamsızlığı biraz ön plana çıkarmak istiyorum. Teknoloji o kadar gelişti. Artık birçok şey çok daha çabuk halledilebiliyor. Teknoloji işimizde bu kadar yararken biz niye hala sabahın 8'inde yani daha doğrusu vatandaşlarımız diyelim, birçok vatandaşımız diyelim. Niye sabahın 7'sinde, 8'inde işe gitmek zorunda kalıyor? Niye 6'larda kalkıyor, 5'lerde kalkıyor? Burada iki konuya ben değinmek istiyorum. Birincisi artık 60 yıl öncesine, 50 yıl öncesine bakarsak İnsanların yatma saati ister istemez gece saat 12'lere ve 1'lere doğru kaydı. Bunu zaten reyting ölçerken de bakıyoruz. Yani 11'den önce genelde insanlar yatmıyor. Şimdi bu kadar geç yatan bir kitle varken bu insanların eskiden kaçta yatarmış? Hava kararıyormuş. O zaman televizyon bile var yok arası. Hava karardığı zaman insanlar 8'de 9'da yatıyormuş. Şimdi sen de hemfikir olacaksın ki birçoğumuz 11-12 beni saymayalım. Yine birçok çalışanımız 11-12'de yatıyor. Şimdi bu kadar yatan insanların sabah 6'da kalkmasının sebebi ne? Ben bunu tam anlayamıyorum. Niye uykularını almıyorlar? Bu insanlar güzelce uyuyup ondan sonra ne bileyim rahat bir şekilde. Aa, bu arada benim hani geç gidelim de şöyle anlatayım size. Saat 10'da mesai başlasın, 10.30'da başlasın. Yani onu demek istiyorum. Kalkıp da öğlen gitsinler demiyorum. Ama mesain 10.30'a gelmesi, 10'a 10.30'a gelmesi insanlar üzerinde çok pozitif etki yaratacak diye düşünüyorum. İnsanlar mutlu olurlar, mutlu giderler. Uykusunu alırlar. Ne güzel olur. Ne güzel bir dünya olur. Şimdi mesela benim eşim San Francisco zamanıyla çalışıyor ve akşamleyin 5'te toplantıya giriyor ya da çalışmaya başlıyor. Gece 2'ye 3'e kadar böyle bir düzeni var. Aslında senin dediğin bu düzen sanayi devriminde oluşan bir şey bildiğim kadarıyla. Mesela sen bilirsin, şimdi İngiltere'de de takımlı olduğu için birazdan onda da geleceğim. Mesela İngiltere'de publar 11'de kapanır. Çünkü sabahleyin herkes gitsin çalışsın diye. Ben mesela bir dönem San Francisco'da yaşarken, Silikon Vadisi'nde, o civarda mesela saat 5'te trafik başlardı. Çünkü bir kısım 5'te çalışmaya başlayıp mesela 3'te çocuğunu okuldan almaya gidip işte çocuğuyla o saatlerde çalışmayı planlıyordu. Bizde böyle bunları artık herhalde böyle bir şey, mesela senin son zamanlarda en çok tartışılan önerilerinden bir tanesi bu oldu. Çünkü alışkın değiliz yani, her şey sanki Allah'ın emri gibi ya da kader gibi yaşadığımız için herhalde hiç kimse bunu sorgulamıyor. Ve mesela senin hayat tarzını yaşayanlara da insanlar marjinal ve tuhaf olarak bakıyor. Doğru. Yani burada benim aslında altını çizmek istediğim konu şu. Çalışma saatlerinin de biraz daha kısaltılması lazım. Hani belli iş gruplarından bahsediyorum. Zamanında kısaltılması lazım. Artık hani teknoloji bu kadar ilerledi. Bunun zaman üzerinde pozitif etkisi olması gerekmiyor mu? Ben öyle görüyorum yani. Ben kendim, bu arada bazıları soruyor bana işte kendi şirketinde yapıyor musun diye. Evet yapıyorum. Ama yani bunu şimdi övünerek anlatmıyorum. Bizim sistem buna uygun diye. Ben sabah gelme saati diye bir şey yok bizde. İsteyen istediği saatte geliyor. Akşam çıkma saati de yok. İsteyen de çıkıyor. Ondan sonra ya benim ama iç felsefem bu. Ben bunu Türkiye'ye uygulayalım demiyorum ama hani bazen şunları okuyorum. Ya Acun sen kendini uyguluyor musun? Bizdeki sistem şu. İnsan işi varsa çalışıyor, işi yoksa çalışmıyor. Yani verimli çalışma diye bir kendi açımdan bulduğum sistem bu. O yüzden hani tatil mi? Bizde 2 ay tatil yapan da var, 6 ay tatil yapan da var. 6 ay tatil yapan belki bizim şirkette 400-500 kişi vardır. Yani 400 kişi belki 5-6 ay tatil yapıyor. Yani bizim sistem bu ama her sisteme de saygı duyuyorum tabii ki. Benimki sadece şöyle bir öneri. Yani 7'de 6'da kalkmasınlar ya, 8'de 9'da kalksınlar. Çocuklarını uğurlasınlar. Okullar da bir tık daha geç başlasın. Hayat böyle 10.30 gibi başlasın diyorum ben. Onu diyorum yani. Yani biliyorsun İtalya'da, sözlü geçeceğim. İtalya'da mesela siesta vardı. İşte İspanya'da siesta var. Öğleden sonraları 3 saat hayat durduğu yerler de var yani. Bu sistemler aslında Allah'ın emri işler değil. Ben her zaman söylediğim gibi yine söyleyeceğim. Adamın biri sabah kalkın işe gidin demiş. O günden beri sabah kalkın işe gidiliyor. Yani bütün olay bu aslında. Bunu değiştirmek de çok zor bir şey değil inşallah. Tabii ki ileride bununla ilgili değişimler de olur. Benim temennim bu. Acun sen çok sürreal bir iş yapıyorsun. Bunu da en iyi anlayan benim. Çünkü ben de eşimin işi nedeniyle işte uzun bir dönem New York'ta, sonra San Francisco'da yaşadım. Orada yaşayıp burada iş yapıyordum. Sen şimdi orada iş yapıp bir yandan da burada bir hayat kuruyorsun. Hatta bir de bunun İngiltere bacağı eklendi. Böyle bir hayat kuran bence dünyada hani 1000 kişiyi geçmez. Hani en sürreal, bu kadar böyle bir küresel bir iş. Sanırım yani ben San Francisco 11.000 kilometre. Dominik kaç bin kilometre buradan? Bir 8-9 bin kilometre vardır herhalde. Ve de bir 10 saat farkla yaşıyorsun. Ama bunu ısrarlı bir şekilde yapmaya devam ediyorsun. Yani yapmak derken hem yapımcı olarak hem de sunucu olarak. Neden mesela sen sunuculuk yapmakta bu kadar ısrar ediyorsun, onu merak ediyorum. Sen sunmayabilirsin. Daha başarılı birisini bulabilirsin. Parasını verirsin. En başarılı insanı koyarsın, şey yaparsın. Yapımcı olarak da gayet daha keyifli, daha relax, daha zamana eğilen bir hayat sürebilirsin ama yapmıyorsun. Bunu biraz aslında şöyle bakabilirsin ya. Restoranda aşçılık yapan aşçı vardır. O aşçı aşçılığı bırakmaz. Hep yemeği yapar. Kendisi gider, yeri geldiği zaman müşteriye sorar. Biraz aslında dediğin de güzel bir soru. Ben o butik ruhumuzu kaybetmediğimizi düşünüyorum. Yani biz Acun Medya olarak butik bir ruhumuz var. Ve o ruhu kaybetmediğimizi düşünüyorum. Ben yaptığım işten zevk alan biriyim. Mesela şu anda Survivor'ı sunuyorum. Survivor'ı sunmak, orada olmak, onu yaşamak benim için büyük bir mutluluk. Yani şuna geleceğim. Ben sevmediğim hiçbir iş yapmadım. Hep sevdiğim işleri yaptım. Ve olayı da içine girip yaşayan biriyim. Orada menajer futbolcu gibi düşün biraz. Aslında prodüksiyonun içinde olup orada olayları yaşayıp aslında prodüksiyon tarafıyla da ilgili bütün düzeltmeleri, bütün belki de uyarıları orada yapan ve olayı yaşayan biriyim. İlla Allah'ın emri değil. Yıllarca sunacağım ya da sunmayacağım diye bir iddiam da yok bu arada. Şu anda iyi hissettiğim için sunuyorum. Ama ileride Allah başka günler nasip eder. Belki vaktim kalmayacak, sunmayacağım. Ama şu anda bundan halen zevk aldığım için, yarışmacılar da beni gördüğü zaman daha mutlu oldukları için, Benim bir de tabii sonuç itibariyle bu işin yıllardan beri sonuçlu olmamın getirdiği çok büyük avantajlar da var. Hani yarışmaya şimdi şöyle düşünebilirsin aslında. Ben sana sorsam şu anda sevgili Beyaz 20 yıl Beyaz şov yaptı. 20 yıldan fazla. Beyaz'ın yerine birisini koysak hep beraber yadırgamaz mıyız şu anda? Yani orada da şu anda Survivor'da da böyle net olarak artık konseylerde falan biri olduğu zaman belli derecede seyircinin adaptasyonla ilgili belli sıkıntılar da olabilir diye düşünüyoruz. Ama Murat çok güzel sunuyor. Belki ileride yani bütün her şeyi de devredebilirim. Sonuç itibariyle ben de her yere yetişemiyorum. O doğru. Hani yaşadığım hayatı şu anda anlatsam ben bu kadar bilmiyordum dersin. Yani önümüzdeki 10 gün anlatsam dersin ki bu değildir dersin. Şimdi bu kadar yoğunluk... Ne mesela? Önümüzdeki 10 gün programını anlatır mısın bize? Ne merak ettim mesela. Şu canım biraz arasana. 10 gün program şu şimdi. Ben Hull City maçına gideceğim. Hull City maçından sonra Dominik... Londra, İngiltere'ye gideceksin önce. İngiltere'ye gideceğim. Oradan 29'una İngiltere'ye gideceğim. 29 gecesi. Ondan sonra 6'sında İngiltere'ye gideceğim. 29'da ondan sonra Amerika'ya devam edeceğim. Kızımı göreceğim Miami'de. 30'un 31'inde. Ondan sonra birinde Dominik'e geçeceğim. 6'sında İngiltere'de çok kritik bir maç var. FA Cup. O maça gideceğim. 6'sından sonra 7'sinde Türkiye'ye geleceğim. 8'inde New York'a gideceğim. Sevgili Murat Ülker'i alacağım. Ondan sonra Murat Ülker'le beraber Alper'in Chicago'daki basket maçına gideceğiz. Ona bir sürpriz yapıyoruz. Onun Chicago maçını seyredeceğim 9'unda. Onun da Murat Bey sağ olsun bizi ziyarete geliyor Dominik'e. Onun da Dominik'e geleceğiz. O deniz yoluyla Turkistan Caicos'a doğru böyle bir açılacak. Kendisi çok macera seven, enteresan bir kişilik. Ona başarılar dileyeceğim. Ben de onun da tekrar Hull'daki maça gelip 11'de Türkiye'ye döneceğim. Yani ayın 11'i oldu. Toplam gün sayısı herhalde 12 bin. Yaklaşık şöyle bir hesaplayınca bir 30 bin 40 bin kilometre yol yapıyorsun yani 10 gün içinde. Evet. Yani şimdi 10 günde devre alem yapıyorsun yani hani. Aynen. Şimdi hem futbol takımı hem Survivor'ın mesafelerin uzaklığı aslında bu açıdan beni eskisine göre çarpı 2-2,5'a taşıdı. Açıkçası hani özellikle Hull City bölümü çok konsantre olduğum bir bölüm. O maçların schedule'ı açıkçası beni hayatım böyle aşırı derecede mobil hale getirdi. Ama yani tabii ki bununla ilgili de her zaman şükrediyorum. Allah nasip etti de hani en azından yapabiliyoruz diyelim hani. Birazdan Hull City'ye geleceğim. Survivor'la ilgili bir soru sormak istiyorum. O heyecanı hissediyor musun? Şimdi 1 Ocak'ta yarışma başlıyor. Bir de bu yarışma çok uzun değil mi Acun ya? 1 Ocak'ta birisi arıyor herhalde Acun'u. Telefon ara sıra telefondan bağlandı çünkü. Kapanıyor, gidiyor, geliyor. Şunu soracaktım. Yani bu çok uzun çalışmıyorlar mı? Yani bedelli askerlik bile bir ay. Yani baktığınızda 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay yarışılır mı ya? Her gün aç, sefil bir şekilde. Şimdi bir gelsin Acun ona sorayım. Ben de merak ediyorum. 1 Ocak'ta ilk işte 18. yılında bu sefer de bayağı All Stars herhalde böyle bir grup var, ekip var. Onlar başlıyor ve de ben de ilgiyle takip ediyorum. Bir de bu Survivor 18. yılında seyredilmesi de ilginç değil mi? Yani diğer ülkelerde de Survivor var. Bakıyorum ya Amerika'da bazen moda oluyor. Sonra bir ara unutuluyor. Sonra yine bir moda oluyor. Ama bizdeki Survivor hem TV8'i sırtlamış taşıyor hem de bir yandan gerçekten bir destan yazıyor yani şu anda hem reyting destanı yazıyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konu dönüyor dolaşıyor iş Survivor'a geliyor. Bir nevi neredeyse futbol liginden daha çok izleniyor. Yani futbol ligindeki bizim Süper Lig'deki maçlardan daha çok izlenen bir ritmi de yakaladı. Arkadaşlar tekrar bağlamaya çalışıyorlar Acun'u. Acun hoş geldin. Hoş bulduk. Yok önemli değil. Şimdi biraz önce sen bağlantıda kopmuşken şunu söyledim. Ya bazı ülkelerde Survivor işte bir dönem çok popüler oluyor. Sonra 2-3 yıl düşüyor. Ondan sonra tekrar popüler oluyor. Bazılarında geliyor gidiyor. Şimdi 18 yıldır reytinglere baktığımız zaman Türkiye'nin en popüler programından bahsediyoruz. Bir Ya bu insanlar çok uzun yarışmıyor mu? Bedelli askerlik bile bir ay. Aç, susuz 4 ay, 5 ay, 6 ay yarışmak normal mi? Ya bir onu soracağım. İnsani bir şey mi yapıyorsun? Yeni sezona girerken biraz fazla değil mi 6 ay yarışması bu insanların aç sefil bir şekilde? Ne diyorsun? Ses yok. Sesi açman lazım. Sesi duyamıyoruz. Bir ses kapalı. Sesi oradan bir sesi. Ha, şimdi geldi. Evet. 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 Yani dediğin doğru. Aslında diyor ki en zor Survivor'ı biz çekiyoruz. Orada da baktığın zaman süre uzun gibi duruyor. Fakat biraz şöyle değerlendirmen lazım bu olayı. Survivor sportif bir şov aslında. Yani futbol sezonu gibi. Futbol sezonu 9 ay sürüyorsa Survivor sezonunda aslında baktığın zaman 6 ay sürüyor gibi düşün. Yani biz bunu her gün koyduğumuz sportif oyunlarla aslında kendi sporumuzu yarattık diyebiliriz. Dünyada böyle bir Survivor uygulaması yok. O yüzden de hani baktığın zaman yemek konusunda da haftalık öğünler verildiği için, ama tabii ki çok az ödüller, öğünler. Bunun üstünde yarışmacıların kendi kazanması gerekiyor. Bu onlara motivasyon sağlıyor ama en çok hayatta kalmak istedikleri şey, yani daha doğrusu oyunda kalmak istedikleri şey elenmemek. O yüzden de elenmemek üzerine kurulan bir sistem var. Evet, televizyonculuk açısından 6 ay belki uzun gibi duruyor ama baktığın zaman bana göre hani bizim televizyonda mesela şöyle anlatayım. Türk televizyonunun şöyle bir sistemi var. Normal diziler 60 dakika biliyorsun dünyada. 45 dakika 60 dakika arasında. Doğru. 25 dakika da vardı. Bizde 130 dakika. 140 dakika. Bu biraz aslında Türkiye'nin televizyonculuk sistemi diyebiliriz. Yani bunun asıl sebebi ne diyorsan Survivor'ın kostu şu anda yani bir sezonu belki de 12-13 milyon dolara mal oluyor. Yani korkunç bir kost var ortada. Bu kostu da yapabilmemiz için, bu kadar yüksek maliyetli bir prodüksiyon yapabilmemiz için aslında sürenin biraz uzun olması gerekiyor. 15 günde aynı prodüksiyonu yapsan, ben şu anda prodüksiyon tarafından gelmek zorundayım. Bunun kostu, bütün uçak giderleri ve hepsine baktığın zaman ortaya korkunç bir şey gelir, feasible bir durum gelmez. Yani biraz da aslında bunun güzel ve kaliteli bir program yapabilmek için gereklilik gibi de bakabiliriz. Bir Türk yapımcı gidiyor Dominik gibi bir ülkede, ufak bir ülke, ben gittim kaldım. Yani fakir fukara aslında, birkaç tane resortları falan turistler için havalı da genelde Bahama Adaları da fakir fukara, yani çok böyle büyük bir şey görmüyorsun sokaklarda. Sen hem Türkiye için hem Yunanistan hem Meksika televizyonları için bir de kendin format yaptın sanırım, onu da devam ediyorsun. Ve orada bayağı bir insana da istihdam sağlıyorsun sanırım Dominik'le. Oradaki hükümetle ilişkilerin nasıl? Mesela oradaki devlet başkanıyla bir dostluğun, arkadaşlığın var mı? Size nasıl yaklaşıyorlar? Sizin dışınızda var mı mesela Dominik'le böyle uzun süreli büyük yatırım yapıp prodüksiyon yapan? Bizim kadar büyük yatırım yapan başka bir şirket yok. Dediğin çok doğru. Cumhurbaşkanımızla, yani daha doğrusu cumhurbaşkanlarıyla Dominik çok yakında bir ilişkimiz var. Çünkü yani Dominikler bizim ülkeye sağladığımız katkının farkındalar. Ve gerçekten baktığın zaman bizi orada çok sıcak karşılıyorlar. Çünkü 1000 çalışanımız var. Sonuç itibariyle Dominik'ten en az 500-600 çalışanımız var. Orada Cumhurbaşkanı'yla defalarca görüştüm. O konularda bize destek oluyor. Çünkü Dominik'i tanıtıyoruz bir yandan da. Hani bizim şimdi öyle bir durum var ki biz aslında Dominik'te prodüksiyon yaparak Dominik'i Meksika'da ve Amerika'da ve Kolombiya'da tanıtıyoruz. Baktığınız zaman şimdi Meksika televizyonunda ve Amerika televizyonunda ve özellikle Kolombiya televizyonunda Dominik'in çıkması demek aslında onların turizmi için çok değerli. O yüzden de bize karşı orada büyük bir sempati var. Destek de var. Burada en önemli konu Dominik'in turizme ihtiyacı olan bir ülke olması. Ve Survivor ve bizim Exatlon, kendi formatımız da bu arada aslında, biz Amerika ve Meksika'dayız ve aynı zamanda Kolombiya'dayız. O formatla da Dominik'in çok tanınıyor olması. Dominik bu açıdan bize ev sahipliği yaptı ama sağ olsunlar bize çok çok iyi de destek oldular. Böyle 2 ayda bir Cumhurbaşkanı'na görüşüp açıkçası dertleşiyoruz. Kendisi bir kere Türkiye'yi de çok seviyor. Bizim Cumhurbaşkanımızla da görüştüler ve kazandığı zaman Cumhurbaşkanımız onu tebrik etti. Ondan dolayı da çok mutlu oldu o dönemlerde. Aralarında bir temas da var. O yüzden hani açıkçası bizim için bir prodüksiyon cenneti diyebilirim. Evet. Şimdi Acun, bu cumhurbaşkanlarıyla başın belada senin anladığım kadarıyla. Çete bakıyorum. Sor Cüneyt diyorlar. Bizim cumhurbaşkanıyla ilişkisi nedir? Şimdi son dönemde tuhaf tartışmaların içinde buldun kendini ama burası Türkiye'ye kaçamıyorsun. Ben yani yıllardır şirketi olan bir insanım. Prodüksiyon şirketi. O yüzden bu işler, televizyon dünyasındaki bütçeler nedir? Uluslararası bütçeler nedir? Az çok bildiğim için senin bir de ne kadar çalıştığını gördüğüm için şüphem yok yani. Normal şartlarda alt alta topladığın zaman senin hatta şu anda servetinin anlattığının 2-3 katı olması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani benim yaptığım hesapta. Ama şu merak ediliyor. Yani bu sana sürekli sorulup duruyor. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın seviyorsun ya da işte herhangi bir en azından sıkıntın yok, görüşüyorsun. Acaba bütün bu servetini yapmasında işte AK Parti ile ilişkilerinin etkisi var mı? Ya bu soruyu sormak gerçekten zor geliyor bana ama yani bu sorular karşısında sen ne düşünüyorsun? Öyle sorayım yani. Erdoğan mı zengin etti seni Acun? Yani çok açık yüreklilikle tabii iki konuyu söylemem lazım. Birincisi işin maddi tarafında benim bugüne kadar gelmemde açıkçası Cumhurbaşkanımızın herhangi bir etkisi olmamıştır. Bunu zaten herkes de görüyor. Benim hani program yaptığım kanal hangisiydi? Show TV'ydi. Ben Show TV'de kanal yaptım. Program yaptım. Ondan sonra Star TV'de yaptım. Sonra da kendim kanal açtım. Şimdi bu yolda zaten bir insan program yapıp seyircilerle buluşup bir şekilde reyting alıp reytingden de ekonomi yaratmasında doğal olmayan ne var ben onu anlamış değilim. Yani bizim gibi büyük bir ülkede, bu arada ülkemiz ekonomik büyüklükte biliyorsunuz dünyanın 20 ülkesinden biri. Şimdi böyle büyük bir ülkede, ekonomisi bu kadar olan bir ülkede kalkıp akşamları insanları televizyon seyrettirebilirseniz ve yapımcı olursanız, bu işin başından itibaren önce ufak yapımlarla sonra büyük yapımlarla yaparsanız ve burada da para kazanırsanız bunda ne Cumhurbaşkanımızın hangi tarafında alakası var bunu bilmiş değilim. Cumhurbaşkanımıza gelirse ben onu belki 15-20 yıldır da söylüyorum. Kendisine sempatim var. Çıkarsız bir sempati. Yani ben AK Parti ile bir alakam olduğunu hiç hatırlamıyorum. Ben AK Parti ile bir araya gelip de hani AK Parti ile ilgili bir olayın içinde olmadım. Ama oyumu kime verdim diyorsan onu daha önce de söylemiştim. AK Parti'ye verdim. Ben yani sonuç itibariyle Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum. Mesela bu ülkede iki konuya karşı sistem etmek zorundayım. Birincisi demokrasiyi isteyen ve bence çok haklı olan ciddi bir kesim var. Fakat aynı kesim birisi Cumhurbaşkanımıza karşı sempati duyuyorsa onu karalamaya yöneliyor mesela. Yani şöyle bir şey olamıyor mu yani? Bir insan mesela hür bir şekilde fikir sahibi olamıyor mu? Mesela sen onu seversin, ben bunu severim. Sen o partililerini seversin, ben bunu severim. Burada niye bu ülkede hürriyet hissedilemiyor? Onu anlamış değilim. Hissedilemediği taraf yanlış anlamayın. Yani açık yüreklilikle bazı şeyleri söyleyemiyorsunuz. Mesela ben sana sadece bir örnek vereceğim. Yani ülkemizin, ben yaşım yettiği için Cüneyt, Türkiye'nin 20 yıl öncesini de biliyorum. Ben o zamanları yaşadım. Yani bu ülkede ekonomik krizleri yaşamış biriyim. Ve ekonomik krizler sayesinde zaten iflas ettim onlar yüzünden. İflas ettiğim için zaten 5 param kalmadı. Annemlerden kalan bütün parayı o dönemdeki ekonomik krizlerle kaybettim. Ülkede dolar birden bir anda 4'e çıktı, 5'e çıktı. Yani bunlar bize çok uzak şeyler değildi. Her gün kriz oluyordu ve ben bu şekilde televizyoncu olmak zorunda kaldım. Şimdi bu dönemden sonra ülkede yani tabii ki daha iyi olması gereken şeyler var. Daha güzel olması gereken şeyler tabii ki var. Yanlış anlaşılmasın. Ben hani her şeyi gözlemleyebiliyorum. Ama benim Cumhurbaşkanımızla ilgili olan bakışım, duruşum bir dostluk üzerine ve ona karşı da sempatim var. Şuna da geleceğim. Ülkemizin de 20 yıl öncesiyle bugün değerlendirirsek yani birçok açıdan da ülkede ben gelişmeyi bizzat gördüm. Yani mesela bir havaalanı yapıldı ülkede biliyorsun. Yapılan havaalanına denedik şey bırakılmadı. Bugün o havaalanı full. Yani uçaklar yetişmiyor havaalanına. Eski havaalanı olsaydı mesela nasıl yetişecekti? Yani bu havaalanının değişimi niye bu kadar gündeme negatif geliyor? Ya da İstanbul eskiden ben küçükken karşıya geçmek için saatlerce beklerdik. Benim Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum. Biz saatlerce karşıya geçmek için beklerdik. Bugün 3 köprü üstüne alt geçit, Türk geçit, alt geçit Marmara Ara hepsi var. Şimdi bu gelişmeleri görmeyip bunlara kör gözüyle bakıp ondan sonra da devamlı karalayalım mı yani? Sistem bu mu olsun? Ben öyle değilim. Ama saygıda duyuyorum. Her türlü eleştirene saygı duyuyorum. Sadece ülkede şunu hayal ediyorum ben. Benim çalışanlarım arasında oylama yapsak belki AK Parti birinin çıkmayacak. Ben hiç kimseye fikrini, görüşünü sormadım. Benim için ne bileyim Hristiyan, Müslüman ayrımı yok. Yani bunların hepsi sonuç itibariyle bu şirkette çalışabilir. Kendi arkadaş, dost çevrem başka insanlar olabilir. Onlar içinde de zaten her görüş var. Ben mozaiği istiyorum ülkede. Ama hoşgörüyle, birbirimizi severek, ayrı düşünelim. İstediğimiz Tayyip Erdoğan'ı sevsin, istediğimiz sevmesin. Ama ayrı düşünelim. Ama birbirimizi kırmayalım. Benim bu hayata bakış açım bu. Şimdi Acun, bazı marjinal çevreler diyeyim. Çok marjinal olarak görüyorum. Bunlar marjinallikle de övünüyorlar yani. Şeyde bir marifetmiş gibi. Ya bu ülkenin %50'si Erdoğan'a oy vermiş. AK Parti bakıyorsun son 20 yıldır en çok oyu alan parti, en çok üyesi olan parti 10 milyon, 11 milyon. Şimdi Erdoğan en son ben 13 yıl önce falan gördüm Erdoğan'ı. Herhalde yani Erdoğan haz etmediği gazetecileri yaz desen ilk 5'e ben girerim yani kendi şeyinde. Fakat bu şu anlama gelmiyor ya, birilerini sevebilir ya, bu ülkenin yarısından fazlası Erdoğan'ı destekliyor. Ve öyle bir hava var ki ama özellikle bizim mahallede. Vay Erdoğan'ı destekliyor musun? O zaman sen demek ki ya abi orada bir Ali Cengiz olayları var ya da çıkar için bilmem ne için. Oysa baktığın zaman dediğim gibi yani 10,5-11 milyon üyesi var şu anda AK Parti'nin. Sevsen de sevmesen de böyle bir realite var. Ama ben seni anlıyorum yani şu anda böyle bir şeyi açıklama senin için de bir risk, biliyor musun? Bayağı bir dayağını yiyorsun bunun işte şu anda. Sosyal ben zamanında Fenerbahçe'de olacaksın. Birazdan yükleneceksin belli bir kesim tarafından. Bunu da biliyorsun sen. Yani. Evet, hayır şöyle canım. Ben şimdi hiçbir zaman içimdekini saklayan, konuşmayan biri olmadım. Bu yeni bir konuştuklarım yeni şeyler değil zaten. Şimdi konuşmak. Ben Fenerbahçeliğimi de saklamadım. Kanalımda Fenerbahçe gecesi de yaptım. Galatasaraylılar protesto da edebilir, değil mi? O risk yok mu orada şimdi? Fenerbahçeliyim ama ben Fenerbahçeliyim. Yani ben insan seviyorum. Ben insanları seviyorum. Ayırt etmiyorum. Beni bu yüzden ben Fenerbahçeliyim gibi Galatasaraylı fanatik bana düşman olacaksa bir şey yapamam. Araya gireyim. Mesela Dominik'te program çekiyorsun. TV8'de yayınlıyorsun. Ve de Er Meydanı denen bir şey var. Rating denen bir şey var. Bu ratingleri en azından bildiğimiz kadarıyla şu anda bir müdahale söz konusu değil. Ne kadar ekmek o kadar köfte alıyorsun. Mesela sen bu sözleri söylerken böyle chatte şu anda onlar geçtiği için soruyorum. Mesela ben Erdoğan'ı seviyorum dediğin zaman senin iş hayatında bir şey değişiyor mu? Ya da ben Erdoğan'a oy vermedim. Hayır ben aslında işte Özgür Özel'i daha destekliyorum desen iş hayatında bir şey değişir mi? Somut olarak sorayım yani, merak ediyorum. Herhangi bir geçmiş var mı sana? Bak somut bir cevap vereceğim. Yani haberim bile yok. Yani şöyle haberim yok. Var mıdır yok mudur, biri protesto ediyor mudur? Bunlar bilmiyorum yani. Benim için konu bu değil. Ben yalan söyleyemem. Ben yani bir şey söylendiği zaman böyle garip böyle şey cevaplar veren bir tip değilim böyle. Yani cevap verip ama vermeyen tiplerden biri değilim. Ben açık yüreklilik her zaman konuştum. Bunu 20 yıldır da yapıyorum. Türk halkı beni bugün evlerine kabul ettiyse, beni sevdilerse, aynı görüşte olduğum için sevmediler. Onlar benim içim dışım bir, ayrı görüşteyiz. Ben bugün Çeşme'de de yürüyorum sokakta, Alaçatı'da da yürüyorum. Karşı görüşteki birçok insanla bir araya geliyorum. Hep böyle muhabbetimiz var. Birbirimizi anlayabiliyoruz. Yani bu fikirlerin ayrı olmasının hayatım boyunca anlayamayacağım ve gerçekten bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Fikirlerin ayrı olması niye insanlarda düşmanlık yaratıyor? Birisi bana bunu anlatsın. Ayrı düşünüyoruz ama niye düşmanız? Yani ayrı düşünelim. Nasıl ayrı düşünebiliriz? Koyun muyuz hepimiz? Tabii ki ayrı düşüneceğiz. Yani ayrı düşünüp niye birbirimize düşman oluyoruz? Yani ben niye mesela bu ülkede diyorum size, bak devlet kredisi almadım, devlet desteği almadım, ne bileyim devletten bir yardım almadım, bankalardan kalkıp da böyle bir finans kullanıp bir şey almadım ben. Ben almadım, TRT'ye iş yapmadım. Benim hiçbir çıkarım yok. Yani açık konuşayım, benim yani Tayyip Erdoğan'la olan tanışıklığımdan dolayı falan filan hiçbir çıkarım yok. Çıkarsızım. Anladın mı? Yani çıkarsız bir şekilde bunu düşünüyorum, konuşuyorum. O yüzden de hani bununla ilgili de birisi antipatik bakacak mı? Sorun çok güzel bir soru. Bunu ben düşünemem. Öyle kalkıp onlarla hayatımı sürdüremem yani. Ben çünkü her zaman Acun olarak ekranda oldum. Acun olarak sokakta oldum. Yalan söyleyerek, abuk sabuk böyle bir şeyler, gizemli hareketler yaparak böyle bir hayat sürmeyi düşünmüyorum yani. Şimdi ben seni sektörden yıllardır takip ediyorum. Hatta gıyabında da zaman zaman kulaklarını çınlatıyorum. Diyorum ki yanlış anlamazsan ya, ihtiyacı olmamasına rağmen, yani 7 cetine yetecek kadar bence para biriktirmiş olmasına rağmen köpek gibi çalışıyor. Sen onu uçağına takılabilirsin. Ya niye uçakla gidiyor, niye bilmem ne yapıyor, ama risk alıyor. Yatırımcı, bir yandan çalışkan, sunuculuk yapıyorsun, bir yandan yapımcılık yapıyorsun. Ama bakıyorum mesela geçen gün Mehmet Ali Erbil, artık neden bu tür iddialarda bulunduğunu da biliyoruz. Tuhaf tuhaf zırvalarla sana bir şeyler sallıyor. Yani diyor, işte diyor o, yani ortaya karışık laflar, ama diyor onun ilişkilerine bakmak lazım. Ne demek istiyorsun? Ama ben bilmem işte, var ya böyle tuhaf tuhaf şeyler yani. Kardeşim, bir bağlantısını biliyorsan söyle, şey yap diyorsun. Öyle bir şey de demiyor. Ama işte bunlar bilinen şeyler gibi laflar ediyor. Benim merak ettiğim, hani sana şu ucuzluğu yapmak istemiyorum. Bak görüyor musun, Mehmet Ali Erbil bunu dedi. Ne diyorsun Acun diyecek değilim sana. Ama sen bunlarla neden cevap veriyorsun? Ben daha çok onu merak ediyorum. Neden bunları muhatap oluyorsun? Sonuçta sen işinde gücünde çalışan bir adamsın. Ya şimdi o konuya da şöyle açıklık getireyim. Birincisi de ben bir programa katılıyorum. Diyorum ki hayatımda Fethullah Gül'ü hiç görmedim. Bak bir adam şimdi diyor ki hayatımda Fethullah Gül'ü hiç görmedim. Hiç görüşmedim. Pensilvanya'ya falan hiç gitmedim. Hayatım boyunca benim hiçbir alakam olmadı diyorum. Tamam mı? Şimdi bir soru geliyor. Ben de buna böyle cevap veriyorum. Şimdi daha net ne cevap olabilir değil mi bunun için? Ben bir cevap vermişim. Bunun üzerine kalktı şimdi Mehmet Ali Erbil oraya gidiyor dedi. Gitti dedi. Sunucu soruyor. Diyor ki Enver Aysever niye bu konuda diyor bir belgeniz mi var diyor. Yok diyor, gitmiş diyor, duyumlar aldım diyor filan. Yani şimdi ben şimdi ne diyeyim buna? Cüneyt, ben sen hani buna ne denebilir? Diyorum ki hani ben gitmedim, hiç görmedim, hiç görüşmedim. Şimdi burada konu aslında biraz aslında şöyle bakıyorum, onu anlamaya çalışıyorum. Yani şöyle anlamaya çalışıyorum, yıllardır televizyonda yok. Bir şekilde iş yapmıyor, hastalık geçirdi, rahatsızlığı oldu. Yani baktığım zaman ona empati yapmaya çalışıyorum. Yani bu beni şimdi karalamaya çalışıyor Mehmet Ali Erbil. Bana iftiralar atıyor, her gün çıkıyor başka bir iftira atıyor. Böyle garip garip şeyler söylüyor. Kendisi işte sunuculuk yapmış, 10 yıldır yapmamış, benim niye uçağım yok diyor. Ben 2000 kişi çalıştırıyorum, holding, bu arada holdingiz, anladın mı? 15 ülkede, yani arkadaşlara sordum, geçen sayarken ben sayamadım, bak şöyle anlatayım sana. Şimdi kağıda yazdım ya, ben unutmayayım diye. Yunanistan, prime time'da program yapıyoruz, 100 bölüm. Meksika, Amerika, Romanya, Çekya, Slovakya, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan, Slovenya, Kolombiya, Bulgaristan, yakında da Almanya'ya giriyoruz. Şimdi şöyle bir dünya kurmuşum. Allah nasip etmiş. Bütün dünya beni seyretmeye başlamış. Bütün dünyadaki artık 20 ülkeye gelmişiz. Belki 30 olacağız. Herkese bir şekilde ürettiğim şeyi seyrettirmeye başarmışım. Mehmet Ali Erbil çıkmış oradan. Diyor ki ben diyor o sunuculuk yaptım diyor. Ben o paraları kazanamadım. Nasıl oluyor bu iş diyor ya. Yani şimdi burada şimdi ona cevap verip de bir şekilde anlatmak çok mümkün olmadığı için ben onu anlamaya çalıştım yani. Şimdi anlamıyor tamam, ama ben bari onu anlayayım dedim. Şunu gördüm yani, insanlar bu böyle bir psikoloji olabilir. Kendileri zor durumdayken, sıkıntı yaşıyorken başkalarına bakıp yani o niye böyle falan filan diye olabilirler. Böyle bir hiddet olabilir. O yüzden de yaşta da sonuçta büyüyüp ben ona bu konuda böyle hani kalkıp da seviyesiz bir cevap vermek istemiyorum. Onu anlıyorum. Yani inşallah da bundan sonra daha iyi şeyler yaşar. Çünkü ben kimse kötünü isteyen biri olmadım hiç. O yüzden de hani evet çok çirkin şeyler söyledi, ama bu yani benim ondan nefret etmeme gerektirecek şeyler değil. Şimdi mesela bu FETÖ ile ilgili ilginç bir, işte senin biliyorsun en kolay bel altından vurulma şeyi, sen FETÖ'cüsün. Herkese FETÖ'cü diyorsun. Bir anda bir kenara şey yapıyorsun. Şimdi bu arada yani biz de Mehmet Ali Erbil'i severiz yani, hani şu anlamda hem insan olarak tanışmıyorum ama severim. Ayrıca Mehmet Ali Erbil'in Yasmin kızı yıllarca bizde de program yaptı yani, hani yıllarca diyorum bir yıl falan yaptı yani, denedik bir program yaptı, tutmadı yani, tutmadı derken biraz şimdilik bekletiyoruz, ama sevdiğim de bir insan yani, çok şeker bir kız yani. Onun da sevgilisi Survivor'da mı şu anda? Siz de bu yıl, bu sezon. Evet evet. Yani Yasmin'i ben de tanıyorum. Birkaç kez karşılaştık. Dünya tatlısı bir kız zaten. Evet. Ve çok nur yüzlü. Yani erkek arkadaşı şu anda Survivor'da iddialı yarışmacılardan da biri. Evet. Şimdi sen bu söyleşi de Enver Aysever'e verdiğin söyleşi de ilginç bir örnek verdin. Ben de şaşırdım. Unutmuşum. Sen unutmamışsın bak. Dedin ki, dediler ki sana sen FETÖ'cü müsün, şeyci misin? Sen dedin ki ya bir dakika, ben Cüneyt Özdemir'in programına katıldım ve de dershaneler konusu ilk çıktığında, bana sorulduğunda ilk kapatılması gerektiğini söyleyen bendim dedin. Ben de merak ettim, döndüm baktım. Biz o söyleşiyi seninle 27 Kasım 2013 tarihinde yapmışız. Yani bundan tam 10 yıl önce. Bir izleyelim mi beraber, ne demişsin? Çünkü tabii sen de belki biraz hatırlıyorsun ama belki ilk kez izleyeceksin 10 yıl sonra. Bir bakalım o dönem FETÖ'cüyle, FETÖ'nün daha dershane savaşları ilk başladığında. Çok soru geliyor bu konuyla ilgili. Yani başladım çok uzman olduğum bir konu değil yine. Yani uzaktan seyrediyorum ve çok uzmanı değilim. Ama açıkçası hani dershane dünyada çok az ülkede varsa, hani bir tek bizim ülkemizde olan ya da birkaç az ülkede olan bir yapıysa, buraya da şimdi insanlar belli ücretler ödüyorlarsa ve bana göre insanların da bu konuda ciddi derecede hani masrafı oluyorsa, hani bununla ilgili yeni bir projeksiyon ve yapılanma yapılabilir. Yani bunun formülü nedir onu tabii ki devleti yönetenler daha iyi bilir ama hani dershane düşünüyorum, hani olmadığı zaman eğitim sisteminin sekteye uğrayacağını düşünmüyorum ben. Dershanesiz bir sistem olsun ve ona göre yine çocuklarımız, arkadaşlarımız eğitimlerini görsünler. Ben hani dershane, yani bu kadar önemli bir konu da olmamalı gibi geliyor bana. Hani dershaneler kapatılıyor. Yani hangimizi bu iş çok ilgilendirir ki zaten? Hani bizi de çok ilgilendiren bir konuda yok. Yani bizi derken birçok vatandaşımızı ilgilendiren bir konu yok. Ha şu var, şimdi ciddi bir masraf gerektiren bir olay dershane. Hani oraya da dediğim gibi bir sistem yapılabiliyorsa sistem yapılsın. İnsanlar dershanelere para vermek zorunda kalmasın. Ben üzülüyorum. Ben yani çok mesela yakınımdaki birçok insanın dershane ücretini üstleniyorum. Seve seve üstleniyorum ama hani üniversitede okutsam daha hoşuma gidecek. Yani şu anda dershane sonucu bir tartışma yaşanıyor. Dershanelerin kapatılması sonucu bir tartışma yaşanıyor. Ama aslında bir şeylerin sonucu, belki de bir tartışmanın sonucu bu dershaneler kapatılıyor gibi bir yargı da var. Bunları takip ediyor musun mesela? Tabii tabii. Yani takip ediyorum. Yani ülke gündemini tabii ki takip ediyorum. Ben sonuç itibariyle bu ülkeden ekmek yiyen bir insanım. Hani ülkeyi kalkıp da bana ne kardeşim deyip de hani Amerika'yı takip edecek halim yok. Hani ülkemizdeki birçok sorun gibi şu anda çok büyüyen bir sorun. Bana soruyorsan işte bu kadar büyümemesi gereken bir sorun. Biraz gereğinden fazla büyümüş bir sorun olarak görüyorum. Evet, ben... Şimdi tabii o zamanlar, şimdi bugünün penceresinden baktığın zaman ne var canım diyorsun yani. O aklın yolu bir zaten her şey. Ama o dönem konteksini düşünelim. İlk FETÖ ile AK Parti'nin yollarının ayrıldığı, büyük savaşın başladığı şey dershanelerdi. Ortalığı ayağa kaldırmıştı FETÖ. Çünkü görüyorlardı ki büyük bir şey geliyor ve sen o dönem bu zaten sözleri... Zaten sen bunun üzerine soruyorsun Cüneyt. Dikkat edersen soruyorsun. Diyorsun ki konunun sebebini biliyorsun değil mi diye soruyorsun. Ben de evet sebebini biliyorum diyorum. Yani o soruda... Aslında o zaman FETÖ oluşumunun büyük bir tepkisi var. Dershanelerle ilgili ortalığı yıkıyorlar. Dershaneler kapatılamaz diye. Devletin de dershaneyi kapatma sebebi aslında FETÖ oluşumunu durdurmak, engellemek. Ve bu 17 Aralık'tan 20 gün önceki filan bir söyleşi yani baktığın zaman. Yani 20 gün sonra 17 Aralık olmuş. Yani bunun üzerine bugün herhangi Türk topraklarında yaşayan birisi, yani Allah razı olsun, bu adamın FETÖ'yle alakası var diyebilir mi? Hani ulusal bir kanala çıkmışım. Senin soruna böyle cevap veriyorum. Bunun daha ötesi ne yani? Ne demem gerekiyordu? Yani bu iş niye halen utanmadan bazı kesimler tarafından gündeme getirilmeye çalışıyor? Anlamak mümkün değil. Diyorum ki görmedim, hiç beraber olmadım, denk gelmedim, sevmem, hiçbir zaman alakam olmadı. Enes Kanter'i bilirsin, basketbolcu. Evet. Enes Kanter'in tweet'i var ya. Acun Efendi bilmem ne sen işte bilmem ne şöyle böyle diye bana tweet'i var mesela yine o dönemlerde. Yani şuna geliyorum. Buradan bütün bunlardan şu soru çıkıyor. Acun ben duydum FETÖ'ye gidiyormuş. Yapma ya. Ne güzel, insanı karalamak ne kadar kolay ya. Böyle kalkıp da sen çalışacaksın. Sabahlara kadar çalışacaksın. 2000 kişi ekmek vereceksin. Elinden gelen her şey yapacaksın. Çıkacak oradan birisi. Ben biliyorum, ben duydum. Acun bilmem ne yapıyormuş. Böyle bir dünya olabilir mi ya? Ya biraz iyilik ya, iyilik. Biraz hani iftirasız, böyle insanlara bel altı vurmadan, saldırmadan bir dünyaya hep beraber yönelsek daha iyi değil mi? Ha bu arada şunu söyleyeceğim. Hep derler ki bana senin tuzun kuru. Ben annem babamı çok genç yaşta kaybettiğim zaman ben 0 liram varken de, gerçek anlamda 0 lira varken de yine aynı Acun'dum. Yine kimseye salça olmuyordu. Yine kimseye sataşmıyordu. Kariyerimin ilk yıllarına bakın. O zaman da ilk yıllarımda da yaptığım haberleri baksanız benim yaptığım haberlerde bile herhangi biri düşecek haber yapmadım. Ben hayatımda düşünsene mesela o dönemde magazin programı yaptım ya. Magazin programında bile kimseye düşecek haber yapmamış biriyim. Hani insanlar üzüleceği bir haberim bile yok yani. O kadar söyleyeyim. Yani ben şimdiki durumumla bir şey değerlendirmiyorum. Ben sıfırdan buralara gelmiş biriyim. Ben sıfırken de aynı Acun'dum. Aynı düşüncedeydim. Onu demek istiyorum yani. Acun, geçmişe dair pişman olduğun bir şey var mı? Chat'te de çok soruyorlar. Adnan Oktar'ı sor. Adnan Oktar'ı açıklayabilirim. Mesela Adnan Oktar ekibiyle tanıştığın için o dönem gençliğinde anlattın sen Enver Aysever'in programında. Bir boşluk, duygusal bir boşluk içindeydim ve gördüm o şeyin yüzünü ve oradan çekildim, ayrıldım dedim. Bir pişmanlık duyuyor musun mesela o konuyla ilgili? Ya şöyle, ben yaşadıklarımdan pişmanlık duyan biri değilim. Adnan Hoca konusu da şöyle yani. Adnan Oktar dediğimiz şahısla benim görüşmem 35 yıl önce olmuş. Ya 35 yıldan bahsediyoruz. O dönemde şöyle anlatayım sana Cüneyt. Dini sohbet yapılan, güzelliğin, iyi ahlakın, yardımseverliğin konuşulduğu bir grup. Yani böyle bir sohbet düşün yani. İnsanlara yardım edelim. İyi insan olalım. Beraber daha güzel şeyler yapalım denen bir ortam var o zaman. O ortam şimdi insanların kafasında son dönem kalıyor ya. O dönem değil yani. Benim lise sondayım. Lise sonunu bitirmişim daha yeni. Böyle bir ortamın içinde defalarca bulundum. Ya bulundum ortamdan bir şeyim yok mu? İnsanlar diyor ya mesela ya o olayın içine giriliyor. Abiciğim olay yoktu o zaman. Adam sonra sapıttı. Bizim zamanımızda normal din sohbeti yapılan bir ortamdı. Ben de sonuç itibariyle din sohbeti hoşuma gitti. Güzel maneviyeti olan ne bileyim düzgün insanlar vardı etrafımda. Onlarla beraber güzel şeylerden bahsediyorduk. Ya o ortamın, o anki ortamıyla şu anda son geldiği ortamın arasında bir bağlantı yok ki. O zaman örgüt değil konu zaten. Hani bu konuyla ilgili zaten YouTube'da şey var, bir tane yayın var. Adnan Oktar örgütüyle ilgili. Benim konum geçiyor. Tanımadığım bir arkadaş orada analizini yapmış komple. Diyor ki Acun Hoca'nın olduğu dönem zaten örgüt değil diyor. Zaten arkadaş sohbeti olan bir grup diyor. Tamam 35 yıl önce gitmişim oraya tamam. O 1,5-2 senede diyelim sohbetlerde bulunmuşum. Normal hayatıma da devam ediyorum yanlış anlama. Bunda ne yapayım yani şimdi? Konu da bu. Bunun üzerine daha bir şey soramazlar zaten devamı yok için. 34 yıl önce ayrılmışım zaten öyle düşün. 34 yıl önce ayrıldığım, beraber olmadığım, o günden sonra hiç görmediğim insanlara ilgili ne sorabilirler ki bana? Yani sorsalar cevabı bu işte. Bir daha ne soracağım bunun üzerine? Hadi sor diyeceğim. Ne soracağım başka? Acun... ya şimdi boş ver, 35 yıl önceki konuyu bir kenara bırakıp 35 dakika önceki konuya gelelim. Fatih Terim'in Atina'ya transferinde rolün var mı? Sen mi transferi aracı oldun? Yani şöyle söyleyeyim. İki tarafta yakın dostum. Yani Panathinaikos'un sahibi benim Yunanistan'da iş yaptığım kanalın sahibi zaten. Hangi kanal? Mega mı? Sky. Evet. Evet, Sky TV. Onun sahibi Yannis Alafuzos. Çok da yakın dostum. 6 yıldır ben biz Yunanistan'da zaten birinci gidiyoruz. Buradaki sonuçlarımızın aynısını Yunanistan'da da yakaladık Allah'a şükür. O yüzden hani kanalda büyük bir başarı var. Kanalı da 2-3 kanalın arasında taşıdık. İlk 7. 8.'ydi biz tanıştığımızda. 1. 2. kanal olarak gidiyor şimdi genelde. Oradan dolayı da bir dostluğum var. Şimdi Fatih Hoca da dostum. Açıkçası hani bu iki tane ismin bir araya gelmesine aracı oldum mu? Oldum. Bundan da mutluluk duyuyorum. Yani, nasıl oldun? Senin fikrin miydi? Hayır benim fikrim değildi. Yani sonuç itibariyle Fatih Hoca'nın ismi onların arasında konuşulan bir isimdi. Ben de şu konuda onlara iki konuda açıkçası biraz açıklama yaptım. Birincisi benim Fatih Hoca'yı ikna edebileceğimi anlattım. Dur bir dakika. Biraz heyecanlı anlat ya Acun. Çok heyecanlı bir şeyden bahsediyorsun. Çok sıradan bir şey gibi anlatıyorsun. Onlar seni mi aradılar yani? Ne oldu? Yani seni aradılar biz Fatih Terim'i almayı düşünüyoruz. Ne dersin diye mi sordular? Nasıl gelişti olay? İş şöyle gelişiyor. Ben zaten ara ara görüşüyorum. İkimizin de takımı var. Futbol konusunda da zaten devamlı konuşuyoruz. Panathinaikos'un başkanıyla. Yani yakın bir dostluğum var bu arada. Şimdi konu şu. Ben sana o zaman tam istediğin gibi anlatayım mı? Aynen öyle anlat. Heyecanlı ver abi yani şeyi hızlandırma. Panathinaikos Panathinaikos geçen sene 16 yıldır şampiyon olamamış. Ve maçlar başlıyor. Panathinaikos önce puan farkını 5'e, sonra 6'ya, sonra 7'ye çıkarıyor. Derken puan farkı tam 10 puana çıkıyor. Panathinaikos önde 10 puanla. Ve bütün Panathinaikos taraftarı şampiyon olacağını düşünüyor. Çünkü takım 10 puan fark yapmış. 10 puan fark futbolda olağanüstü fark biliyorsun. Sonra geçen haftalar içerisinde o 10 puan eriye gidiyor ve Panathinaikos şampiyonluğu son iki hafta kaçırarak kaybediyor. Ve bütün o 16 yıllık özlem bitecek zannederken sonuç itibariyle önemli maçları, bu arada playoff var Yunanistan'da, Panathinaikos önemli maçları kazanamıyor. Olympiakos maçları var, Ajax maçları var. O maçları kazanamadığı için şampiyonluğu da kaybediyor. Kaybedince de büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Yeni sezona Şampiyonlar Ligi'ne katılarak, aslında ön elemesine katılarak başlıyor Panathinaikos. Burayı da kaybediyor. UEFA Ligi'nde gruplara düşüyor. UEFA Ligi'nde gruplarda biliyorsun 3. olsa Panathinaikos Konferans Ligi'ne devam edecek. Panathinaikos burayı da kaybediyor. Ve son maçta Maccabi'ye, hani savaşın yaşandığı İsrail takımına, içeride maçı da kaybedip artık şeyden de elenince, UEFA Ligi'nden yenip konferansta da kalamayınca kan değişikliğine karar veriyorlar. Ve burada onlar arasında belli isimler ön plana çıkıyor. Hatta yani Portekizli 2 hoca var, Fatih Hoca var, başka hoca var. Bunun üzerine sevgili Alafuzos beni aradı. Ondan sonra ya dedi, biz dedi böyle bir şey düşünüyoruz dedi, kan değişikliği yapacağız. Yani adaylar var dedi, değerli hocalar var dedi. Bunlardan biri de dedi Fatih Terim, nasıl düşünüyorsun sen dedi. Ben de dedim ki yani başarıya bağımlı bir teknik direktör. Yani kazandığı kupalar dedim 8-10 tane lig şampiyonluğu. Onun dışında milli takımla dedim 2 kere Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Ve bunlarda dedim 3 kere galiba 3 kere Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Bunların 2 tanesinde dedim ortasında gelip de sonradan girip de katıldı. Yani geldiği yere heyecan veren, daha önce de İtalya'da da dedim başarısını göstermiş. Çok değerli bir hoca. Ama siz değerlendirin dedim. Hani ben burada Fatih Terim'in ne kadar winner olduğunu ve kazanma alışkanlığından bahsettim. Onlar da bunun üzerine bizi buluşturabilir misin dedi Alafuzos. Tabii ki dedim. Yaklaşık 3-4 gün evvel bizim evde buluştuk. Sağ olsun Yannis şeyden geldi, Atina'dan geldi, Fatih Hoca da geldi. Birbirlerini tanıdılar, konuştular. Yannis'in ekibi de olayın içinde tabii ki. Yani onlar Fatih Hoca'nın kariyerinden zaten son derece etkilendikleri gibi şahsıyla da görüşünce hani ondaki o enerjiyi de çok pozitif buldular. Sonra kendi aralarında zaten detaylar konuşuldu. Ve bu iş hayata geçmiş oldu. Ben de hani eğer etkim olduysa, hani burada çorbada benim de tuzum olduysa çok mutluyum. Çünkü bir Türk teknik direktörün, yani Cüneyt şunun altını çizerek söylüyorum. Öyle yurt dışında 10 tane hocamız falan yok. Öyle kolay kolay yurt dışına giden hocamız da yok. Unutmayın, yurt dışındaki bir Türk'ün başarısı başka kapılar açacak. Başka kapıları açar. Onun üzerine nasıl Portekizler önce 1 Mourinho başladı, sonra 3 oldular, 5 oldular. Şimdi 20 Portekizli dünyada geziyor. Bizim hocalarımızın ondan eksiği var mı? İnşallah buradaki Avrupa'daki başarılar bizim hocalarımızın geleceği için de çok değerli diye düşünüyorum. İnşallah başarılı olur Fatih Hoca. Yani tek futbol için de değil. Bence yani şey için de çok önemli. Yani Türkiye-Yunanistan ilişkileri içinde. Yani hem basketbolda şimdi hem futbolda bir Türk hocayla, birer Türk hocayla bu takımların şampiyon olması, bir dönem İbrahim Kutluay mesela gittiğinde çok bayağı bir şey, sempati yaratmıştı. İki ülke arasındaki ilişkileri de çok düzeltiyor. O anlamda da önemli. Ya ben çok kısa onda. Yani ben Yunanistan'da program yaparken şöyle bir riski almadım mı ben? Bir Türk'üm, yapımcıyım. Zaman zaman programda sunuyorum, yanlış anlama. Yunan Survivor'ını yılda 5-6 bölüm ben sunuyorum zaten. Yani bir Türk olarak Yunanistan'da Survivor sunuyorum. Bütün Yunanistan'da beni herkes tanır. Bu da bir Türk olmanın orada bir dezavantajı olur mu olmaz mı? Yine hep aynı soru işaretleri var. Dedik ki Allah önümüzü açar inşallah. Yunanlılar da sonuç itibariyle Türk halleri son insanlar değil. Belli belki uyumsuzluklar olmuş ama bugün bile evet, güzel günler yaşanıyor. Ben bu şekilde girdim. Yani Fatih Hocamızın, Ergin Hocamızın çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum bu ilişkiler. Yani bir aile büyüğümüz olarak Türker İnanoğlu'nu da burada anayım. O da biliyorsun yabancı damatla Hristo Elmacıoğlu ile orada o zaman o dönem Mega TV'ye inanılmaz sonuçlar aldı. Türkiye arasında sokaklar boşalıyormuş. Geçtiğimiz günlerde Hristo Bey anlattı Atina'da bana. Yani yayınlandığı dönem sokaklar boşalıyordu diyor. O kadar ilgi çekiyordu diyor. Hull City'yi bir iş adamı olarak mı aldın yoksa bir futbol sever olarak mı aldın? Yani böyle bir hobi olarak mı aldın Hull City'yi? Yoksa ya bir iş adamı olarak bu çok iyi bir yatırım olabilir diyerek mi aldın? Onu merak ediyorum. Ya bu aslında tam ikisinin birleşimi diyebiliriz. Yani ağır bir hobi baskısı altında ama işin business tarafı da var mı? Var. Yani şöyle düşün. Yani bugün biz 6. olursak Premier Lig için playoff oynayacağız. Takımda 7. Yani playoff oynadığın zaman Premier Lig'e çıkma şansın var. Hani bir alttayız Premier Lig'in ki yani 2 tane de biraz daha kolay maçımız var. Şimdi bu maçları kazanırsak, playoff'a girersek sezon sonrasında Premier Lig'e girmemiz demek benim için hani futbol dünyasının NBA'ine ulaşmak demek. O yolda bir mücadele içindeyim. Aslında şunu anlatabilirim sana. Sen çok çok iyi anlayacaksın. Mesleğe ilk başladığım zaman Acun Ferade'yi çektiğim dönemleri düşün. Acun Ferade'nin üzerine Fear Factor yapmıştım daha böyle ilk zamanlarda. Şimdi de futbolda o noktadayım. Yani benim için yine uzun bir yol, başarıya ne bileyim başarıyı sürekli olarak kovalayan bir insan olarak hayatım boyunca hep riskler alarak bu noktaya geldim. Risk almayı da seviyor muyum? Seviyorum. Yani benim medya kariyerime baktığın zaman ben muhabirdim. Muhabirliğimi 8-9 bin dolar para kazandığımızdan çok yüksek bir miktarda muhabirliğimi riske ederek şanslar bile helalleşip Acun Ferade'yi çekmeye başladım. Bu büyük bir riskti o zaman benim için. Sonra Acun Ferade'den sonra büyük prodüksiyonlara başladım. Yine hep riskti. Sonra kanal aldım. Riskti. Yurt dışına gittim. Programlar yaptım. Batabilirsin. Riskti. Şimdi aynı risk katsayısıyla futbolda da bir yatırım yaptım. Bu da bir risk. Ama başarılı olursam da aynı Acun Medya'nın büyümesi gibi futbolda da ortaya güzel bir başarı hikayesi çıkıp çok büyük bir futbol sistemi ortaya koyabilirim. Yani Premier Lig'den çıkan takımların yıllık geliri 250 milyon pound. Öyle düşün. 250 Neden Türkiye'de bir futbol kulübü almak yerine İngiltere'yi tercih ettin? Hatta bir ülkede daha almayı düşündüğünü söyledin. Sonra vazgeçtiğini söyledin. İrlanda. Hayır, yakında Yunanistan'da bir takım var. Onunla görüşüyorum. Belki alma ihtimalim var. Şu anda son oranın yine böyle orta sıra takımlarından birine yine yatırım amaçlı. Hani Hull City ile bağlantılı olsun diye almak istiyorum. Buradaki amaç da yetenekleri yakaladığımız zaman aslında bu alt takımda oynatıp Hull City'ye göre bir altta olan takımda oynatıp onları geliştirmek. Yani bu da bizim için bir proje aslında. Yani futbolda nasıl önce Survivor sonra yeteneksizsiniz diye büyüdük. Burada da takım olarak sayılarak aslında baktığın zaman büyümek istiyoruz. O yüzden de hani Türkiye'de bir takım ileride olur mu olmaz mı belli olmasın. O konuda tam net bir şey söylemeyeyim. Ama Türk futbolu şu anda çok yatırımlı durmuyor. Yani, neden? Bunun birçok etkeni var. Mesela Yunanistan'da takımımız olduğu zaman Avrupa Birliği olduğu için Avrupa Birliği'nden sınırsız oyuncu. Mesela bu çok önemli bir avantaj. Avrupa Birliği'nden sınırsız oyuncu oynatabilmek, yabancı sayısının fazlalığı gelişiminde çok önemli. Bir de Yunanistan'da mesela futboldaki vergiyi birçok takip düşürmüş. O da yatırım yapmak için daha iyi duruyor. Yani futbolun vergisinin düşmesi o açıdan da büyük avantaj. Yatırım yapmak için doğru bir yer gibi duruyor şu anda. Bizim en son musibet belgeselinde görüş bildirmiştin. Bu sanal bahisle, illegal bahisle daha doğrusu senin de başın dertte. Daha doğrusu sen bir içerik üreticisi olarak, bir platform sahibi olarak diyorsun ki ya bunlar her şeyimizi korsan yayınlıyorlar. Korsanı engelleyemiyorlar. En son biliyorsun bu yasal bahislerde vergi düşürüldü. Mesela sen yasal bahislerdeki bu vergi düşürülmesinin bahislere yansıyacağını düşünüyor musun? Çünkü bizim o belgeselde biraz da şey konusu çıkıyordu. Ya bu illegal bahiste çok fazla para veriyorlar. Millet o yüzden oraya yöneliyor. Oysa burada da çok vergi var. Bu vergiler düşürülse daha şey olabilir. Ve en sonda yine mesela Fenerbahçe Galatasaray maçında yine illegal olarak maçı korsan yayınladılar. Sen de eksende çeşitli maçları yayın hakkını alıyorsun. Millet korsan yayınlıyor. Doğal olarak bir sürü sıkıntı çıkıyor. Sence buradaki bu vergi indiriminin oraya yansıyacağını düşünüyor musun? Bu yüzden mi yapıldı? Ve bu işte nasıl mücadele edilmeli sence? Hazır buradayken onu da sorayım sana. Yani şöyle, yasa dışı bahis olayındaki en büyük problem paranın yurt dışına gitmesi ya bir yandan da. Hani devletimizin bu konuda tabii ki çabası mutlaka vardır ama yani ciddi derecede bir çalışma isteyen bir konu. Hani konunun uzmanı olmamamla birlikte senin çözüm şu anda güzel duruyor. Yani şöyle anlatayım. Yurt dışında bahis oynamak için bu kadar para gidiyorsa eğer, yurt içindeki oranların daha düşük olduğunu biliyorum. Yani daha az oran verildiği için bu sebepse bunun acil bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani insanlar yurt dışına bu konuda para kullanmak zorunda kalmazsa ülke ekonomisi duruyor. Yani hakim olduğum bir konu diyemem ama evet, geneline hakimim. Çünkü uzmanı çıksa bize ince detaylar verebilir. Biz de aa öyleymiş diyebiliriz bu konuda. Ama yani yurt dışı bahis, kaçak yayınlar bunlar ülke ekonomisi üzerinde baskı yaratıyor. Türkiye Ligi'nin şimdi işte değerinin, yani şöyle anlatayım. İngiltere Ligi diyelim 1 milyar pound, Türkiye Ligi de 50 milyon pound. Yani İngiltere ile Türkiye arasındaki hangi ekonomide böyle bir fark var sence? Bulamazsın. Yani satılan hiçbir şeyde bu kadar fark çıkmaz. Hani insanların aldığı herhangi bir ürün üzerinden konuşuyorsak ne arabası, ne içeceği, ne yiyeceği böyle bir fark çıkmaz iki ülke arasında. İnsanların arasında sinema bileti böyle bir fark çıkmaz ya. Ama niye? Şu anda Lig TV abonesinde 1 milyar pound'a 50 milyon pound'luk bir fark var. 20 katı olmuş İngiltere Türkiye'nin. Yurt dışılarla beraber 40 katı. 40 katı olacağı herhangi bir konu yok. O yüzden de bu konu bence kanayan bir yara. Yani İngiltere Ligi şu anda 1.9 milyar Premier Lig, Türk Ligi 80 milyon dolar. Ve aslında bütün hikayeyi de bu özetliyor, bütün bu dediğimizi. Evet, yani o da şöyle, yurt dışı satışları da var onun dışında. Onu da söyleyeyim sana. Yani yurt dışı satışları da var. Bir de o geliyor ondan sonra. Yani o takım başına düşen çıldırmış bir miktar var orada. Yani inşallah bu kanayan yara kapanır. Acun, sen bir yandan hani farklı dünya liglerine bakıyorsun, profesyonel olarak da satın alıyorsun. Bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu çok tartışılıyor, konuşuluyor. Fenerbahçe, Galatasaray, en son derbiyi de seyretmişsindir. Sence Türk futbolu nasıl kurtulur? Mesela sen Futbol Federasyonu Başkanı olsan ya da ne bileyim Spor Bakanı olsan ne yapardın? 3 madde saysan mesela. Bence şu 3 maddeyi yapmak lazım. Bir dışarıdan bir iş adamı olarak baktığın zaman, futbola profesyonel bir gözle baktığın zaman çok acil neye müdahale ederdin? 3 ya da 5 madde saysan mesela başlık olarak. 1. Takımlara sahip olma yetkisi getirdim. Yani dernekten çıkartıp sahipleri kesinlikle olması lazım diyorsun. Aynen. Hesap düzenleme yaparsın ve evet, bu takımın sahibi kim kardeşim? Kim hesap veriyor, kim kazanıyor, kim yapıyor? Evet. Aynen. Bu bir kere yolsuzluğu engeller. Yolsuzluğun dışında da saçma transferleri de engeller. Yani başkasının parasıyla gidip futbolcu getirip onunla poz verip ondan sonra 2 sene sonra istifa eden başkanları da engeller. Bu Türk ekonomisi için, futbol ekonomisi için bence çok çok önemli bir konu bu anlattığım. Evet. Yani sahibi olursa mesela, dikkat et, sahibi olan kulüpleri sayayım mı sana? Mesela Kasımpaşa. Dikkat et, 10 yıldır Turgay Ciner Kasımpaşa'nın sahibi, tam yılını bilemem. Bir gün Kasımpaşa'yla ilgili bir problem duydun mu sen? Duymadım. Tıkır tıkır işleyen bir sistem var. Niye? Evet. Profesyonel birisi yönetiyor. Onun dışında Karagümrük. Yani onun dışında Başakşehir. Ama yani, mesela Tuzla Spor'la da ilgili bir sürü iddia var. Bir yandan oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz. Ama yani Göksel Başkan'ın Başakşehir'de, Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir'de yaptığı başarı hikayesi, eğer dernek olsaydı olma ihtimali sıfırdı. Göksel Gümüşdağ bugün kendisi yine bir kulüp kurdu. O kulübü bir şekilde büyüttü. Sonra da gitti Türkiye şampiyonu oldu. Bunun ötesi var mı yani? Bir kulüp kuruyorsun. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'u geçiyorsun. Bu niye? Sahibi olduğu için. Peki Acun, bir şey soracağım. Mesela Ali Koç'un Fenerbahçe kulübünü alacak şahsi serveti vardır. Ali Koç Fenerbahçe'nin sahibi olsa ne değişirdi? Şimdi olmasıyla fark ne olurdu mesela arada? Öncelikle şunu söylemem lazım. Bu özel dediğim konu özellikle Anadolu takımları içinde. Evet. Anadolu takımlarını kurtarıyorum şu anda. Büyük takımlar için şu yeterlilik olabilir. Hani başkanın sorumluluğa elinin altına atmış olması büyük takımlarda bunu sağlayabilir diye düşünüyorum. Ali Koç için bir şey fark etmezdi. Ali Koç Fenerbahçe sevgisiyle yani benim arkadaş ortamında söylediğim tabirle kafayı yemiş, Fenerbahçe sevgisiyle şu anda zaten gözü hiçbir şey görmüyor. Yani kulüp için varını yoğunu harcayan bir başkan. Hani böyle bir başkan çok da denk gelmiyor. Onu demek istiyorum zaten. Peki, Fenerbahçe'de... iki ne yapardık? İki bak bu çok önemli. Hazır mısın? Hazırım. Kurtarıyoruz. Türk futbolunu kurtarıyoruz. Acil yabancı hakem. Yabancı hakem. Acil. Acil. Çok acil. Kırmızı alarm. Yabancı hakem en azından VAR'a gelmeli. En azından. En azından VAR'a gelmeli. Konu şu bak Cüneyt. Türkiye'deki infial hakem hatalarından dolayı değil. Hakem hatası da bugün Premier Lig'de de oluyor. Hakem hatası olabilecek bir şey. İnfial. Kesilmedim değil mi? Yok yok dinliyorum. Evet. En kritik yerde kesilmiş olabilir mi? Onun için? Yo 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 yo. Yabancı hakemi duyduk. Tamam. Evet. Duyuluyor muyum şu anda? Evet duyuyoruz. Dinliyoruz. İzliyoruz. Evet. Tamam. Siz oradan duyuyor musunuz? Bakın da bir check edin. Türkiye'deki infial hakem hatalarından dolayı oluşmuyor. Türkiye'deki infial hakemlere olan güvensizlikten dolayı oluşuyor. Yani hataya güven yok. Bu hatayı masum bulmuyor insanlar. Ya şu sebepten olmuş ya bu sebepten olmuş ona bilmem. Ama böyle bir gerçek var. Yani Türk futbol severi hakemin hatasında masumiyet bulmuyor. Yabancı hakemi getirdin. Koydun. Adam İsveçli. Bu adam Fener'i bilmez, Galatasaray'ı bilmez, Beşiktaş'ı bilmez. Bu adamın hatasında ne art niyet arayacağız? Söyle bana. Ya tarihi bir sorunu çözmekten bahsediyorum. Evet. Ve buradan yetkililere yalvarıyorum. Yabancı hakem sistemini getirin. Yani en azından VAR'da olsun. Bu sistem Türk futbolundaki tansiyonu %80 düşürecek. Ne hatalar oluyor dünyada? Evet. Aklına hayalini dur bak. Evet. Dünyadaki hataları. Ya adam topu sektirdi ceza sahasında yeni. Arsenal maçında topu sektirdi ceza sahasında. Klipler yapılıyor böyle. Adam basket oynarken, eliyle rugby oynarken diye aynı pozisyon diye. Buna devam dedi. VAR falan var orada İngiltere'de. Merak etmeyin. Buna devam dediler. Offside'den gol attı adam. Komünikasyon hatası oldu. Premier Lig'de. Adam yanlış anlamış. Offside golü. Vereyim mi vermeyeyim mi İngilizce karıştırıyorlar. Offside gol oldu. Ama bunların hepsine İngiltere'de ben orada yaşıyorum şu anda belli bir kesin dönem. Kimse bir günden fazla konuşmuyor. Kimse böyle bir şey aramıyor. Yabancı hakem bir must diyorum ya. Tamam. 3. Valla üçüncüsü radikal bir değişiklik Türkiye'de bence yayınların çok iyi düzenlenerek stadların dolması gerekiyor. Her maçın canlı yayınlanmaması gerekiyor. Yani her maç canlı yayınlanmak zorunda değil. Mesela Anadolu'daki yine seyirci kaybının ana sebeplerinden biri maçların non-stop her maçın canlı yayınlanması. Bugün bomboş statlar görüyorsun. Belki denk geliyorsun gelmiyorsun. 25 bin kişilik stat 1000 kişi var orada. Niye 1000 kişi var abi? Niye 1000 kişi var? Çünkü televizyonda seyredebiliyor. Bu statların dolması için de naklen yayınların belli bir düzende olması lazım. Haftada belli maçların canlı yayınlanması lazım ki Anadolu futbolu bu açıdan da yine bir gelişim göstersin. Anadolu futbolu gelişirse Türk futbolu büyür. Benim görüşüm bu. Eksendeki bu yayın donmaları ne olacak diye soruyorlar. Ya haklılar. Teknik problem yaşadık mı yaşadık. Ama orada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz 3 senedir eksende yayın yapıyoruz. 3 senedir. 3. senemizde yaşadık bunu. İlk 2 sene bir şey yaşamadık. 3. senemizde yaşadık. O da tabii ki Galatasaray çok büyük bir kulüp. Büyük maçlar oynadığı zaman bir şekilde sistem etkilendi. Orada benim aslında yapabileceğim bir şey olmamakla birlikte tamamen sorumlu üzerime alıyorum. Ve özür de diliyorum. Burada hani bu sorunu yaşayan herkesten özür diliyorum. Bu konuda çok derin bir çalışmamız var. Elimizden geldiğince şu anda hani dünyadaki başka sistemlerle artık entegre olarak burada elimizden geldiğince bu sistemi düzeltip bu sorunu gidermeye çalışacağız. Yani bazen hani mesela Instagram kesildi. Hani teknolojik şeylere benim yapabileceğim bir şey kalmıyor. Ama bu konuda mahcup olmamak için elimden geleni yapacağım. O konuda büyük bir çaba içindeyiz. Özür de diliyorum bir kez. Eksen'in 3 senelik Şampiyonlar Ligi lisansı bu sene bitiyor bildiğim kadarıyla. Uzatacak mısınız? Evet uzatmak istiyoruz. Yani tabii ki nasip işleri bunlar. UEFA ile de görüşüyoruz. Yani uzatmak istiyoruz. Uzatacağız gibi duruyor. Acun, son olarak yapay zeka ile ilgileniyor musun? Son birkaç soru sorayım. Yani hayatın içine koydun mu? Girdin bir şekilde, yapay zeka konuşuluyor bu yıl bütün dünyada. Yok, şu anda hayranlıkla seyretmekle meşgulüm. Bir izleyiciyim bu konuda. Yani teknolojinin geldiği yer açısından tabii ki ağzım açık bir şekilde seyrediyorum. Yani şöyle anlatayım. O kadar güzel yerlere doğru gidiyor ki uzun zamandır mesela şaşırdığımız bir şey olmamıştı. Bu yapay zeka son yılların herhalde hepimizin en şaşırdığı gelişmesi oldu diyebilirim yani. Ama hayatım içine sokamadım henüz. Evet. Kendi zekamla idare ediyorum. Orijinal zeka ile devam. Beyaz Show başlayacak mı diye soruyorlar şu anda canlı yayında chatte. Vallahi yıllık çekimimiz çok güzel geçti. Senin seyretmeni rica ediyorum. Çünkü çok güzel ve özel bir çekim oldu. Meryem Üzerli jüri koltuğunda oldu. Ben de orada oldum. Onun yanında sevgili Ebru Gündeş'le Murat Boz vardı. Beyaz da sunuculuk yaptı. Yani biz Beyaz'a televizyonculuğu arada böyle eventler yaparak tekrar hatırlatıp onu televizyon dünyasına kazandırmak istiyoruz tekrar. Bu konuda çabamız hep var. Kendisi çok değişik, kendine has bir karaktere sahip. Çok severim. Bu tip insanları ikna etmek deve ile hendek bağlantısıyla çok orantılı. O yüzden hani o konuda bir şey diyemiyorum. Hani inşallah diyelim. Star management diyoruz buna. En zor iş bu yani. Starları yönetmek. Acun, ne seyrediyorsun? Bir dizi var mı mesela seyrettiğin, şu aralar baktığın, ya şu dizi ilginç dediğin, ya da bir film var mı Türkiye'de son zamanlarda? Yani bizim İbrahim'e filmine gideceğim inşallah, Allah izin verirse. Yarın değil öbürsü gün, yarın İngiltere'ye gidip geleceğim. Öbürsü gün İbrahim'in filmine gideceğim. Onun filmin adı neydi ya? Mutluyuz. Mutluyuz. Evet, çok fragmanını seyrettim de hatta paylaştım da. Çok da komik duruyor Yasemin'le, sevgili Yasemin'le beraber. Onun dışında dizilere ben şöyle bakabiliyorum Cüneyt. Artık vaktim tabii, hayat benim için devamlı sıkışma içine doğru girdiği için. Hani sabah kalkıp akşamı nasıl buluyorum belli değil. Burada dizileri, tabii ki rakip kanallardaki dizileri, bu dizi niye seyrediliyor diye teknik olarak bakıyorum. O açıdan inceliyorum. Onun dışında oturayım, dizi seyredeyim, film seyredeyim diye bir vaktim maalesef yok. Yani o vakti çocuklarıma kullanmayı tercih ediyorum. Yani biraz Melisa'ya vakit harcayayım. Banu sağ olsun, her gün beraberiz. O beni, babası hep mutlu ediyor. Babasıyla çalışıyor. Ama Leyla, Yasemin, Melisa derken hani kızlarıma o vakti kullanmayı tercih ederim şu an için. Büyük bir baskı altındayım. Futbol takımı hayatımın çok ciddi bir kısmını aldı. Yani oradaki sorunlar, transfer, oyuncuların problemi, sakatlıklar ve binbir sorun içindeyim. Buradan da işte dediğim gibi hani prodüksiyona yetişmeye çalışıyorum. O ara bana artık hani oturayım bir ben film izledim, öyle bir dünya maalesef yok. Hasan Can Kaya'yı ben seviyorum. Çok seviyorum. Bomba gidiyor hala eksende. Gibi'nin yeni sezonu geliyor mu? Onu merak ediyorum. Evet, geliyor. Yani şöyle Hasan Can benim için, hani dizi sorduğun için söyleyemedim. Hasan Can benim için bir oksijen tüpü. Yani seyahatlerde orada burada daraldığımız yerde Hasan Can'ı 20 dakika seyredip dondur, sonra hayatına devam et. Bir 10 dakika daha seyret. O kolaylık olduğu için Hasan Can benim için hayattaki şu andaki dediğim gibi futbol maçları dışında seyredebildiğim çok az şeyden biri. Onun dışında tabii ki gibi de sevgili Feyyazlar sağ olsunlar, çok güzel bir iş çıkardılar. O da yeni sezonuyla gelecek. Süper. Vallahi benim sana soracağım sorular bu kadar. Sen bir şey eklemek ister misin? Var mı? Yani yaşına da teşekkür ediyorum. Yani bayağı yıl olmuş seninle program yapalı. Onu görünce de yani duygulandım biraz. Yıllar çok çabuk geçiyor. 10 yılı görünce ayrı bir hissiyat oldu bende. Bilmiyorum sen ne hissettin ama yani ciddi evet, bir süre geçmiş. Hatta bana sorsan 3 sene önce, 4 sene önce derim. Yani yıllar çok çabuk geçiyor Cüneyt. Yani inşallah insanlar, ben işte çok acıyı çok erken yaşamış bir insanım. Hayatta çok dibi görmüş bir insanım. Bugün savaşılan, mücadele edilen şeylerin aslında yaşama orantılarsak hiçbir değerinin olmadığını, hayatta sağlıklı olmanın en değerli şey olduğunu ve mutluluğu kendi dünyamızda bulmaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani daha güzel bir dünyayı, daha stressiz bir dünyayı hayal ediyorum. İnşallah hem ülkemizdeki gelişmeler olumlu olur. Yeni yıl hepimize güzel şeyler getirir. Ben yani gerilim, kötülük, negativite hayatımın içine sokmamaya çalışan biriyim. Ama gördükçe de bazen üzerime bulaştıkça da maalesef çaresiz kalıyorum. İyi bir dünyayı hayal ediyorum. İnşallah seninle sohbetlerde, senin yapman gereken sohbetlerde güzel şeyler üzerine olur. Sana da öyle bir temennide bulunayım. Programa evet. iyi bir haber ya da kötü bir haber olabilir diye açmıştı. İnşallah güzel haberler için, güzel sohbetler için açarsın. Mutlu bir dünyaya hep beraber adımlar. Acun, ben de sana bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şu yüzden Türkiye'de başarılı insanlar ve özellikle hani ekonomik olarak da başarılı olan insanlar hep bir şüpheyle karşılanmaya başlandı. Yani hep böyle bir acaba bunda şöyle bir şey mi var, bu yüzden mi, şu yüzden mi? Artık emek, alın teri ve hakkıyla kazanılan kazançlar bile bir şekilde işte şüphe altında. Hep bir böyle şüpheyle bakılıyor. Oysa vergini veriyorsan, çalışıyorsan, emeğinle, aldığın ve kazanıyorsan bence en değerli şey bu. Bir de istihdam yaratmak, yani insanlara iş vermek, şey yapmak çok önemli bence. Ben de bizim hayatımıza kattığın bu bütün bu eğlence için çok teşekkür ederim sana. Çünkü yani hem eksende mesela ben ne bileyim Gibi'yi seviyorum, Hasan Can Kaya'yı seviyorum. Ara sıra Survivor'a bakıyorum. O Ses Türkiye işte bakıyoruz gayet renkli. Çünkü eğlencesini yitiren bir ülkede eğlenceni umarım sen de yitirmezsin. Çok fazla kafana takmazsın bütün bu şeyleri. Yani şöyle ben de bunu diyorum. Yani çok güzel şeyler söyledin. Çok teşekkür ediyorum. Yani insanın tabii derisinin kalın olması gerekiyor. Yani ben Türkiye'de 15 yıl falan vergi şampiyonu oldum. 15 yıl vergi şampiyonu oldum. Ve bunun üzerine kalkıp ya vergisini veriyorum ben onu merak ediyorum diyen bir tip mesela. Şimdi derinin kalın olması gerekiyor. Vergisini veriyor mu? Yok işte vergini ödedin mi? Bunlar zaten vatandaşlık görevimiz bizim. Yani ben vergi konusunda zaten yani ödedim diye övünen biri değilim. O yüzden her dakika çıkıp da bakın ben vergi ödedim, şunu yaptım falan filan demiyorum. Yani bizim bu sene ödediğimiz vergi 100 milyonlarca lira mesela. Yani bununla ilgili kalkıp sağda solda her dakika promosyon yapmak istemiyorum. Ama bu ülkede maalesef hani vergini ödesen, işini alın teriyle yapsan, onu yapsan, bunu yapsan, şunu yapsan sonra bunu yaşıyorsun. Yani bu kadar yani bu adam imkansızı başardı, sıfırdan buralara geldi diye bir dünya konuşulmuyor. Bu başarı konuşulmuyor. Acun'un ne bağlantısı var? Vergisiz ödedim mi? Yok öyle mi oldu, böyle mi oldu? İşte demin demek istediğim bu işte. Senin bu bakış açın aslında sokağın bakış açısı bana. Ben sokakta bu enerjiyi her dakika alıyorum. Sokakta ben zaten yolda yürüyemiyorum. Karşıdan karşıya geçmeye kalktım Cüneyt. Trafik durdu. Bak bildiğin trafik durdu. İnsanlar arabadan indi. Herkes bana sarılmaya başladı. Bildiğin trafikte yaşadım ben bunu. Ben bu sevgi yaşayan biriyim. Ama tabii ki gururlu ve namuslu insanlar olarak sen de yani sonuç itibariyle işinde nereden nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi gururlu ve namuslu insanlar olarak iftiralar karşısında tabii ki cevap vermek zorunda kalıyoruz. Sen niye cevap veriyorsun diyorsun. Şimdi bir kadına namusuyla ilgili bir şey söylediğin zaman o kadın o namusuyla ilgili olan bir şeye sence kayıtsız kalır mı? Bizim de kendi namusumuzla ilgili bir şey söylediğin zaman ben söylediler ne olacak ya o kadar da değil ya. Hani öyle bir hani tamam evet derim kalın. Bu mücadeleye zaten 20 yıldır girmişim. Ederim bu mücadele ama bazı insanlar da bir şey söylediği zaman o çamurun üzerinde kalmasına da izin vermemeye çalışıyorum. O yüzden hani biraz da cevap vermek zorunda da kalıyorum. Bu da işte hayatın bu tarafının zorlukları ama bunu da aslında şöhretin vergisi gibi görüyorum. Evet aynen şöhretin bence aynı şey gibi. Bu süreçleri de yönetmek lazım, konuşmak evet. lazım. Şeffaf olduğun sürece de hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Çünkü iftira atıyorsun bir yere kadar. Yani eğer altında bir şey yoksa geçip gidiyor. Yolun açık olsun sevgili Acun. Sağ olasın. Görüşürüz. 10 yıl sonra bir kez daha. 10 yıl demeyelim. Yok, 10 yıl yapmıyorum. Tamam, bu sefer bir gün ben seni konuk alayım. Tamam ya. Tekrar tamam. Bir yayında buluşmak üzere. Kolay gelsin. İyi yolculuklar sana şimdiden. İyi günler. Sevgiler. Tamam. Evet şimdi biraz aslında şu chatte geçen muhabbetler üzerine konuşmamız lazım belki de. Yani bu ruh hali üzerine. İşte sen ona bir döv, git bir sıkıştır, bilmem ne yap. Yani ne bekliyorsunuz bilmiyorum. Neyin peşindesiniz onu da bilmiyorum. Bir kısmı için söylüyorum. Bir kısmı gerçek şey. Mesela o Pukus diyor ki, üstelik de bizim kadın diyor, Cüneyt satıldın mı, iyi miydi diyor mesela. Mesela böyle bir soruyu çok kolayca sorabiliyor. Yani düşünüyor ki şöyle, Acun beni aradı abi, ben ona IBAN'ımı yolladım, o bana para yolladı. Ben de buradan işte tamam abi gel Acun seni bir yıkayalım yağlayalım dedim. Ya bu kadar kolayca bunları yazabilmek, bu kadar aklınızdan geçen bir şey mesela ne bileyim böyle bir soruyu sen mesela kardeşine, abine ya da bir akrabana ya arkadaşına sorabiliyor musun? Soramıyorsun ama chatte olduğun zaman, sosyal medyada olduğun zaman gayet rahatsın bu konularda yani. Her şeyi yazabileceğini düşünüyorsun, her şeyi sorabileceğini söylüyorsun, her türlü hakareti yapabileceğini söylüyorsun. Ve de bizde zaten yani ana akım medyada yani bu ta Yeşilçam'dan gelen bir şey. Ben ara sıra bu yayınlarda değiniyorum. Bir servet düşmanlığı var. Yani bu servet düşmanlığı işte zenginler dejenere hayat yaşarlar. Zenginler işte havuz başında oturup abidik gubidik danslar yaparlar. İşte zenginlerin çocukları bilmem nedir şeydir falan diye. Böyle bir büyük bir servet düşmanlığının bilinç altında olan bir ülkedeyiz. Şimdi bu ülkede Acun gibi benim gördüğüm kadarıyla ki benim gördüğüm sizin gördüğünüz kadar sıfırdan gelip işte gözlerimizin önünde Acun'un hayatı canlı yayında geçen bir hayat. Bir tek şey hayatı da değil, ekranın önünde değil, ekranın arkasındaki hayatı da canlı gözlerimizin önünde gelişiyor yani. Evlendi, boşandı, onunla beraber oldu, şununla beraber oldu. Ama o bile bütün bu şeylerin bir parçası olurken yani bilmiyorum ne bekliyorsunuz? Bakıyorum o kadar böyle bir şey ağır iddialar hani laflar işte niye onu dövmedin, niye sıkıştırmadın? Hani o kelimeyi söylemek istemiyorum. Dilimin ucuna geliyor da işte bilmem ne yap ağzına yani. Ya kardeşim neyin peşindesiniz? Yani biz neyin peşindeyiz? Sevgili izleyiciler, siz bu beni izleyen arkadaşlar ne istiyorsunuz bizden? Yani bizim buradaki varlığımızın amacı ne? Birilerini dövmemizi mi istiyorsunuz? Birilerini sıkıştırmamızı mı istiyorsunuz? Yani nasıl bulacağız bir ortak bir dili? Gerçekten merak ediyorum. Bu şeye bakıyorum böyle bir şeyde. Yani ben o marjinal dünyalarda değilim yani. Çok kolay yani. Bir mahallenin kahramanı olmak, 3-5 tane like almak, bilmem ne yapmak. Genel ruh haline bakıyorum. Yazanlardan söylüyorum yani şeyde. O kadar sert, o kadar şey hani agresif, ters, hadi sıkıştır, hadi bu var ya hep bir cambaz hikayesi. Cambaz ne zaman düşecek hikayesindeyiz hep beraber. Ya bırakalım bunu, çıkalım bundan yani. Hani ya Acun'un bizim bugüne kadar gördüğümüz kadarıyla herhangi bir faslosu var mı? Yok abiciğim yani Acun tam tersi yani. Hani örnek alırsın almazsın bilmiyorum. Çok çalışkan bir adam var yani. Risk alan, yatırımlar yapan, sonuçlarını alan. Sen şimdi futbol takımı almayı düşünür müsün? Bizde parası olan gider Bodrum'da yazlık alır. Tamam vardır birkaç tane yazlığı da. Yani gidip bir futbol takımı alır mı? Dur ben bir tane de Atina'da alayım. Alırsak şöyle olur bilmem ne var. Hayat risktir yani. Oradaki parası batabilir de, patabilir de. Ha bu bugün Acun olur, yarın Macun olur, öbürsü gün de Kucun olur. Yani ama bu kötücüllük nedir ya? O ona demiş ki bilmem ne demiş. Hadi gel buna cevap ver. Bilmiyorum ya ben hani bu sizin aradığınız şu şeyde aradığınız gazeteci var ya o gazeteci ben değilim yani hani o gazeteci de var o da olsun bak takdir ediyorum. Herkes bir şekilde kendi hayat tarzıyla kendi bakış açısıyla yayınlar yapıyor hiçbir itirazım yok. Belki de bu hepimizin zenginliği yani hep beraber o da olsun ben de olayım sen de ol ama sen benden onu yaratmaya çalışma ben o değilim. Bu kanalda o kanal değil yani bu kanalda biz yani başarıyı da takdir ediyoruz. Kötü bir şey olduğunca eleştiriyoruz. Ne bir servet düşmanlığımız var, ne bir şey düşmanlığımız var. O yüzden yani bu dili nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Vallahi bu yılın sonuna geldik. Biraz önce yılbaşı çekimlerini yaptık. Uzun uzun şeyde saat 6'da yayınlayacağız. Pazar gecesi. Selçuk Şirin konuğumdu. Uzun uzun bu konuyu konuştuk. Yılbaşı akşam. Yani Türkiye'deki bu gerginliği, bu negatifliği bayağı bir anlattık. Artık ne bileyim onu izlerseniz belki bu ruh halimizde biraz daha anlarsınız. Evet ne demiştik? Abone olanlar gördüğünüz gibi bu özel yayınları kaçırmıyorlar. Eğer abone olursanız siz de bu yayınları kaçırmazsınız. Abone olmayı sizi bir kez daha hatırlatıyorum. Beğen tuşuna bastığınız zaman da bu videolar daha çok insan tarafından seyrediliyor. Onun dışında yarın saat 12'de buluşacağız artık. Bugün çok çalıştık. Saat 12'den beri canlı yayındayım. Saat kaç? Saat 9. İnanamıyorum yani. Saat kaç? 9 saattir canlı yayındayız yani. 9-8'de geldi, yolda geldim. 8 saattir çekim yapıyoruz. Ben daha ne yapayım diyeyim. Yarın saat 12'de buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla.